Amerika'da ev satın alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir diye bir takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim bunu. Tabii Amerika'da emlak alımını yaparken tavsiye edebileceğimiz ilk adımlardan bir tanesi bir emlakçı ile çalışıyor olmanız. Çünkü bunun sebebi de emlakçı size bütçenize göre, almayı planladığınız yere göre markette var olan imkanları sunabilecektir. İşte satılacak evin bütçesi, işte miktarı, yapısı, işte kondomu, ev mi, apartman mı? Bu değişik seçimlerinize göre size uygun evi bulma noktasında destekte bulunabilecektir. Öncelikle kesinlikle emlakçınızla çalışmanız gerekecektir. İkinci önemli olan nokta ise bu evi satın alırken ne yönde adım atılacağı. Yani satın alma nakit olarak mı yapılacak, yoksa satın alma banka kredisiyle mi yapılacak noktasına da dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla eğer bu nakit olarak yapılacaksa o zaman banka kredisine gerek olmayacaktır. Ama banka kredisiyle yapılacaksa o zaman ikinci önemli adımlardan bir tanesi de bankayla ya da bir finansal kurumla görüşüp onlardan ne kadar miktarda bir krediyi almanın ön onayını almanızda fayda vardır. Çünkü bu ön onayı aldığınız zaman farz edelim, diyelim satın alacağınız evin miktarı 300 bin dolarsa veya 300 bin dolarlık bir kredi alacaksanız en azından 300 bin dolarlık bir kredi alabilme noktasında bankanın size onay verdiğini görmenizde fayda vardır. Bu onayı aldıktan sonra siz en azından emlakçınızla evet ben şu miktara kadar yeri satın alabilirim demiş oluyorsunuz ve bunun için de onay alma noktasında en azından biliyorsunuz ki ben bu rakamın üstündeki evlere bakmayacağım. Altındaki rakamlardaki satılan yerlere bakıp en azından kredi noktasında sonradan bir sorun yaşamamış olacaksınız. Diğer üçüncü önemli olan nokta tabii ki karar verdiniz ve satın alacak yeri buldunuz ve satıcıyla belli şartlarda anlaştınız. O zaman bir avukatla görüşmenizde fayda olacaktır. Avukatın da size bu emlak alımı satımı sırasında sizi temsil edip yasal noktada gerekli adımların atılması, evin alınıp ya da satılabilmesi mümkün olduğu ve gerekli sözleşmelerde incelenip sizin bu satış işleminde güvenli bir şekilde çıkmanıza imkan sağlayacaktır. Dolayısıyla üçüncü önemli noktada avukatla çalışıp bu emlak alım satımında herhangi bir sorun yaşamamanızda fayda vardır ve gerekecektir. Diğer önemli olan bir nokta, bu aşamaya kadar geldiniz. Tabii evi inceleyeceksiniz. Satın alacağınız evin ya da apartmanın sizin istediğiniz koşullara uygun olup olmadığı ya da içinde yaşanılıp yaşanılmayacağı noktasında da ön inceleme yapabilmeniz, iç denetim dedikleri diyelim, adımı atmanızda fayda vardır. Tabii iç denetim derken belki evin suyu, işte altyapısı, ondan sonra dayanıklılığı, bu tip ya da tesisatları bu noktadaki gerekli incelemeleri yaptırıp bir uzman biriyle satın alacağınız evin ne tür bir condition'da yani durumda satın aldığınızı ve bu size ne kadar ek masraf yol açacağını görmüş olacaksınız. Dolayısıyla bu da önemli bir adım olacak. Çünkü bu sayede siz belki var olan evi olduğu gibi alıyorsanız o zaman diyeceksiniz ki bizim masraflarımız şu kadara geliyor. O zaman bir satıcıyla konuşalım. Biz vazgeçiyoruz ya da vazgeçmiyoruz. Ya da bunun için şu kadar indirim istiyoruz. Çünkü görünen şu kadar masraf yapacağız demiş oluyorsunuz. Tabii eğer bu banka kredisiyle alınıyorsa eğer onun dışında da bu yerin değerinin belirlenmesi gerekiyor ki banka gerekli krediyi burası için onaylamış olsun. Zaten bu noktada da hem emlakçınız hem de avukatınız size gerekli desteği veriyor olacaktır. Dolayısıyla bunlar en önemli adımlar ve bu adımlar atıldıktan sonra siz evi almaya ya da emlağı almaya karar verdiyseniz o zaman gerekli devir işlemlerini yapıp avukatınız aracılığıyla da evin devir teslimi yapılacaktır ve siz bu sayede evinize sahip olacaksınız. Tabii bu evi alma amacınız yaşamak için de olabilir, yatırım amaçlı da olabilir. Eğer yatırım amaçlıysa da bu sefer orayı kiraya verip ya da satacaksanız tekrar satış işlemlerini başlatmanızda herhangi bir sakınca olmayacaktır. Çünkü artık ev sizindir ve siz ondan sonrası olan süreçte evi ister kiraya verin, ister satın. Bu sizin takdirinizde olacaktır deyip bu takipçimizin Amerika'daki yaşamla ilgili olan bir sorusunu biraz da hukuki yönden de bakıp cevaplamış olduk.